Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün sizlere feni öğreteceğim. Şimdi diyebilirsiniz ki efendim sen kimsin de feni öğretiyorsun falan. Haklısınız. Ben bir feni oyuncusu değilim. Karakter hakkında bence size hiç bilmeyen birisine bir şeyler öğretebileceğimi düşünüyorum. Zaten bu detaylı öğretici serisi gerçekten kahraman hakkında çok az bilgiye sahip olan, oyuna yeni başlamış olan, veya şu karakteri alsam mı diye düşünüp karakter hakkında araştırma yapan kişiler için çoğunlukta. Eğer zaten feni hakkında bir bilgiye sahipseniz zaten bir feni oyuncusuysanız size pek bir şey katabileceğimi düşünmüyorum. Böyle bir kamu spotu yaptıktan sonra <laughs> feninin bu ile size başlamak istiyorum. Ben arada sırada feninin pratiğini yapıyorum ama feni gerçekten nankör bir karakter. Sürekli oynamanız gerekiyor bence. O yüzden çok iyi oynayamıyorum maalesef. Ben zırh botunu tercih ediyorum ama karşıya göre işte büyü direnci botu vesaire vesaire değiştirebilirsiniz. Genelde Feni oynayan kişiler iki saldırı ve full savunma çıkıyorlar. Saldırılardan bir tanesini umutsuzluk seçebilirsiniz. Zırh seçebilirsiniz. Seçebileceğiniz itemler bunu şu yeni gelen ikinci baltayı bazı kişiler seçiyor bazı kişiler seçmiyor. Sizin tercihinize bağlı deneyebilirsiniz. Ben kanı susamış baltaya çıkmayı tercih ediyorum ama karşı takımda esarete yönelen birileri varsa bunu çıkmaktan vazgeç edebilirsiniz. Yani çıkmaya da bilirsiniz. Kesin çıkılması gerekiyor diyemem. Tamamen karşı takımın şeyine bak. Size yeterli bir can çalma sağlayamıyorsa karşıda çok esaret varsa vesaire çıkmazsınız ya da satarsınız. İşte umutsuzluk çıkabilirsiniz. derme çıkabilirsiniz. Bu yedi denizi çıkabilirsiniz. Yani gerisi full tank. Bir iki saldırı. Gerisi full tank. Tanklarda da Genelde ölümsüzlük olabilir. Bu vahşi güç Sırfı olabilir. ben kanat olabilir. İşte Athena olabilir. Yine karşıya göre bu ildinizi dizersiniz. Yani genel fix bir bu söyleyebileceğim tek şey saldırı. iki saldırı. Gerisi full. Tam. Feni amblemi de tabii ki de fix can çalma. Savaşçı amblemiyle Feni'ye savaşçı amblemi çıkılıyor. Ve kan festivali arkadaşlar. Bu kan festivalini çıkıyorsunuz. Onun dışında ben cesaret ve istilayı tercih ediyorum. Şimdi eğer Feni hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan biriyseniz ve Feni oynamak istiyorsanız Feni hakkında birkaç söylemek istediğim bir şeyler var. Ee, öncelikle bana göre ve bence oyunu oynayan birçok kişiye göre oyunun en zor karakteri veya en zor karakterlerinden birisi. Bu yüzden Biraz maç atıp daha sonra ben bunu oynayamıyorum deyip bence vazgeçmeyin. Çünkü kendisi sizi gerçekten yüksekliklere çıkartabilecek karakterlerden bir tanesi. Her ne kadar dönemsel olarak nerf yese de, çok fazla counter olsa bile yine de sizi belli bir yere kadar çıkartabilecek bir karakter ama... Birincisi feni de çok maç atmalısınız. İkincisi de gerçekten iyi işlemciye sahip bir telefonunuzun olması gerekiyor. Çünkü gerçekten feni inanılmaz bir el hızı isteyen bir karakter ve telefonunuzun buna ayak uydurabilmesi gerekiyor. Bu birincisi. i̇kincisi de en iyi feni güzel bir telefonun üstünde koruma camı olmadan kullanabilirsiniz bana sorarsanız. Çünkü koruma camı hassasiyeti çok fazla etkilediğini düşünüyorum kırılmaz camın. Bu yüzden kırılmaz camsız iyi bir telefonla gerçekten güzel bir feni maçı çıkartabilirsiniz. Suikastçı bir karakter ve feni orman dışında pek tercih etmenizi önermem. Bazıları solo falan yapıyor fantezi amaçlı ama hiç önermiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi feni aldığınızda sanız veya iyi oynamasanız bile karşısına iyi oynayan bir feni gelmiş herhangi bir kişi sizin nasıl oynadığınızı bilmeden mavinize basmaya gelebilir. Bu yüzden da bir takım arkadaşınızın e, maviyi korumasını isteyin. Özellikle karşı takımda Franco varsa muhtemel bir şekilde mavinizi gelip çekecektir. E, böylece maviyi daha geç alıp daha geç kasılmanıza sebep olacaktır. Biraz dikkat edin eğer karşıda Franco varsa redden başlayabilirsiniz. Veya bazı difeniler kendi mavisini hızlı bir şekilde alıp karşı maviye basıyor. Ama tabi bunlar biraz daha ileri seviye el pratiği kazandıktan sonra olacak şeyler. Ee, olabildiğince de bu özel modda, pratik modda bol bol pratik yapmanız. Ee, onun dışında feni de en önemli şey tabii ki de mavi. birden biraz bekleme süresi yok ve tanrı modumu açacağım mavi ile uğraşmamak için. Feni de ilk yapmanız gereken şey olabildiğince el hızınızı arttırmaya çalışmak. Ee, bunu da bol bol böyle yerlerde halat atarak sağlayabilirsiniz. İlk aşamalarda böyle burada mesela hiç takılmadan atlamaya çözebilirsiniz. İlk başlarda çok takılacaksınız. Ben çok takılıyorum mesela. De elinizi hızlandırmaya çalışın. Emin olun hızlanacaktır yani. Ama dediğim gibi yani böyle 10 20 maçla, 50 maçla, 100 maçla feni öğrendim diyemezsiniz. Bana sorarsanız gerçekten iyi bir feni oyuncusu olmak bence en az 1000 maçı atmaktır. Öyle söyleyeyim. Feninin arkadaşlar çok basit bir kombosu var. O kadar basit bir combo ki yapmanız gereken tek şey halat atıp ardından ultiye basmak yani bu kadar. Başka hiçbir şey değil. Bu şekilde çok rahat bir şekilde kili çıkartabilirsiniz. Bakın, karşıma öyle feniler geliyor ki gerçekten çok çöp ama bu combo sayesinde killer çıkartıyor. Kendi skoru düzgün oluyor ama bakıyorsunuz hiç iyi bir feni oyuncusu değil. Gerçekten herkes şu kombo'yu yapar yani. Ah bu şekilde bu yani başka hiçbir şey değil. Bunun dışında duvar bug'ı dedikleri aslında bug değil fenenin bir özelliği olan şöyle bir şey var arkadaşlar sınırsız halat gibi bir şey düşünebilirsiniz duvara yakın kişileri çok rahat bir şekilde böyle böyle hızlı hızlı halat atarak kesmenizi sağlamak bunun önemli bir noktası var o da şudur ki halat ee, attığınız yönün tersine joystick kullanmanız yani ben bu tarafa joystick tuturup bu tarafa halat atarsam bu şekilde ancak eğer çok dibindeyse bu joystick'i hareket ettirmeme gerek yok ama bir tık uzaktaysa burada olduğu gibi joystick'i bu tarafa itip feni de bu tarafa itmem gerekiyor. Tam tersi yöne yapacaksınız yani bu kadar. Feni'nin en önemli noktası şu arkadaşlar. Feni her zaman son attığınız ipe doğru gidiyor. Bu çok önemli. Şimdi mesela buraya attım, daha sonra buraya attım. Bakın son attığım, son attığınız iki yönünde ilerliyor. Ben şimdi mesela buradan bu tarafa dönmek istiyorsam nasıl yapmam lazım? Önce ileri atılmam lazım, sonra böyle yapmam lazım ki bu tarafa doğru gideyim. Anlatabildim mi? Son attığınız iki ipen doğru gidiyor. Ben ilk ipimi buraya attım kendim ileri doğru çektim, hızımı aldım ve son iki ipimi de böyle attım, bu tarafa geldim. Eğer mesela buradan böyle ileri gidip bu tarafa dönmek istiyorsam da tam tersini yapacağım. Bu şekilde yapacağım. Bunun farklı varyasyonlarını elinizde deneye deneye yapabilirsiniz. En önemli nokta bu yani son iki ipe doğru gitmek. Bunun dışında gerçekten bunu öğrendikten sonra <laughs> Feni kesinlikle oynayabileceğinizi düşünüyorum. Mesela bu tarafa sağa doğru gidelim. Böyle sağa doğru gidebiliyorum. Yani bunun şimdi ben iyi bir feni oyuncusu olmadığım için size 4 ipi, 5 ipi, 6 ipi gösteremem. Ama düz mantığını öğretmek istiyorum. Yani nereye atarsanız atın 5 ip atın, 6 ip atın fark etmez. Son attığınız ipe doğru gidiyor. Mesela burada da ben bayağı pratik yapmıştım. Hala ip kaçırıyorum burada. Mesela buradan ileri giderken ya karakter kaçıyor ya işte o kaçtığı yöne nasıl gideceğiniz önemli. Son attığınız ipe doğru mesela yengece doğru kaçıyor. Bu şekilde ben yengece doğru gelebiliyorum. Biraz fazla konuştum ama size olabildiğince basit bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü bence bu bilgiyi veren yani bilmiyorum ben çok görmedim. Feni'nin videolarını bayağı izlemiştim. iyi oynayan kişiler çekmiştir vesaire derken hani bir şeyler katabilirim diye. Çok fazla kendime bir şeyler katamamıştım. Bu son ip mantığı ve evet, duvar bagı mantığı size umarım yararlı olur. Ve eğer bir feni oyuncusuysanız ve videolarım videoma eklemek istediğiniz veya yanlış bulduğunuz bir şey olursa da yorumlar yazarsanız beni de bilgilendirmiş olursunuz. E, buna mutlu olurum açıkçası. Umarım gerçekten yararlı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.